Ergündiler, bildiğiniz gibi değil. Macaristan'da Viktor Orban'ın seçimleri kazanması ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Rusya politikasıyla ilgili açıklamaları günlerdir yazdıklarımın altına imza atılması gibiydi. Macaristan batı bloğunda olan bir ülke, AB ve NATO üyesi. Ancak Başbakan Orban bu eksene sığan bir lider değil, farklı. Aslında Başkan Erdoğan gibi, Amerika eski başkanı Trump gibi en sancılı konuları açık ve net bir ifadeyle dile getirebilen bir isim. Orban, Almanya'nın en büyük gazetesi olan Bild'e ilan verdi ve Avrupa İmparatorluğu'na karşıyız dedi. Evlilik, kadınla erkek arasındadır, çocuklarımızı rahat bırakın diyerek de üyesi olduğu sistemin çarklarına karşı dikiliyordu. Orban'ın can düşmanı küresel aklın önemli ismi olan Soros'tu. George Soros, Orban gibi Putin'i de sevmiyordu. Avrupa Birliği de Rusya'da yıkılacak, mesele hangisinin önce yıkılacağı diyerek geleceğe gösteriyordu. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi de önce yıkılan Avrupa olsun hamlesiydi. Zaten kaç zamandır anlatmaya çalıştığım da buydu. Mesele iki ülke arasındaki bir mücadele değildi. Dünyanın yeni sistemine geçilmesi için tasfiyesi düşünülen kıtanın düşürülmesiydi, yani Avrupa'nın. Orbán seçimlerden yaklaşık bir hafta önce Amerika eski başkanı Trump'a mektup yazdı. Kampanyada Macaristan'a gelerek kendisine destek olmasını istedi. 2010'dan beri iktidarda olan Orbán ve Macar Yurttaş Birliği partisi Fides, karşısındaki altılı blokla mücadele ediyordu. Orban'ın karşısına çıkan koalisyonun adayı Peter Markizay, ülkenin batıyla zedelenmiş ittifaklarını yeniden kurma sözü veriyordu. Markizay, Orban'ı Avrupa, Amerika ve NATO'daki müttefiklerine ihanet etmekle suçluyordu. Ekim ayından itibaren fiyatları sabitleyen Orban, Avrupa'nın aksine enflasyonla mücadele ediyor ve zafere koşuyordu. Orban, Soros'la mücadele ederken Trump'a hayrandı. Donald Trump da her defasında desteğini açıklıyordu. Orban'ı güçlü ve herkes tarafından saygı duyulan bir lider olarak nitelendiren Trump, başbakan olarak yeniden seçilmesi için tam desteğime ve onayıma sahip ifadelerini kullanıyordu. Orban 2019'da Beyaz Saray'da Trump'ı ziyaret etti. Trump Macar liderin kendisi gibi biraz tartışmalı bir isim olduğunun altını çizse de birçok farklı şekilde muazzam bir iş çıkardığını belirterek takdirini gizlemiyordu. Trump'ın aksine Amerika Başkanı Joe Biden Orban'a mesafeliydi. Biden 9-10 Aralık'ta sanal demokrasi zirvesi düzenliyor, yüzden fazla ülke katılırken Avrupa Birliği'nden davet edilmeyen tek ülke Macaristan oluyordu. Viktor Orban altılı ittifakı mağlup edince, teşekkür konuşmasında doğrudan Brüksel'e hedef alıyor ve zaferimiz oradan da görüldü diyordu. Zaten daha önce Bild'e verdiği ilanla Avrupa İmparatorluğu istemediğini ilan ediyordu. Yani konu konuşulanların çok ötesindeydi. Buradan Almanya'ya geçelim. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Moskova ile ilişkilerde hata yaptıklarını dile getirerek, Putin yönetimindeki bir Rusya ile ilişkilerin bir daha asla eskisi gibi olmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ZDF televizyonunda katıldığı programda Putin'i sığınağına gizlenmiş bir savaş kışkırtıcısı olarak nitelendirdi. İlişkilerin asla ve kat'a bir daha eskisi gibi olmayacağını ilan etti. Ve sonra benim kaç kez yazdığımı hatırlamadığım noktaya geldi. Rusya'yı Avrupa güvenlik yapısının içine almak dahil pek çok konuda yanımızda görmek istiyorduk, başarısız olduk. Rusya ile iyi ilişkiler içinde olduğu için zaman zaman sert eleştiriler alan Frank Walter Steinmeier, Putin'in 2022 yılında emperyal hayalleri ve emperyal çılgınlığı uğruna ülkesinin siyasi, ekonomik ve ahlaki anlamda çöküşünü göze alabileceğini biz ve ben düşünmedik. Bu yanlış tahminimizde acı gerçeğin bir parçası sözleriyle adeta günah çıkarıyordu. Sözü Kuzey yakın 2'ye getiriyor ve Kırım'ın ilhak edildiği 2014'te bu projeyi bitirmeliydik diyordu. Konuşmasının içinde kalan gizli manşetse her zamanki gibi çok kişinin gözünden kaçıyordu. Putin'in 2001 yılındaki Putin'le aynı kişi olmadığını ifade eden Steinmeier, süreç içinde bir şeyler oldu diyerek sarsılan dünya dengelerini açıklıyordu. Avrupa ve özellikle Almanya, Rusya'yı yanına alarak enerji ve ordu açığını kapatmayı düşünmekteydi. Amerika'ya karşı başka türlü bir başkaldırı mümkün değildi. Bunu en iyi görenlerin başındaysa İngiltere gelmekteydi. Amerika'da Trump uyanışı hızlandırmıştı. Amerika açısından Rusya hamle yapmazsa Avrupa yarın Amerika'yı yutacaktı. Yani Avrupa'da, Avrasya'da, Afrika'da ve Orta Asya'da Amerika olamayacaktı. Bu çöküştü. Washington işte bu ihtimali Putin'le değiştirdi, ortadan kaldırdı. Steinmeier'ın yanıldık dediği nokta buydu. Rusya ile bütünleşmelerinin önüne geçildi. Putin'i emperyal sembol olarak görürken de arkadaki güce işaret ediyordu. Trump'ta, Amerika'da, Viktor Orbán'da, Putin'de Avrupa İmparatorluğu istemiyordu. Oyunun ve momentumun sahibi de Washington'dı. Gözden kaçırılan buydu. Bu süreçte Türkiye de kendi pozisyonunu ilan edecekti. Bu nedenle mesele Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı olarak açıklanamazdı. Bu görünen kısımdı. Ergündüler Takvim Nurettin Ceylan, Savaşın Arka Yüzü Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları bir aydan fazla, NATO'nun ve Batı'nın propaganda operasyonları ise bir buçuk aydır devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngilizler benzersiz bir teknik bilgi edindiler. 1914'te kendi halkını Alman ordusunun Belçika'da toplu tecavüzler düzenlediğine ve bu zavallı kadınları kurtarmanın her Britanyalının görevi olduğuna ikna etmeyi başarmışlardı. O zamanki çatışmanın sonunda İngiliz halkı mağdurların tazmin edilmesini talep etti. Bir nüfus sayımı yapıldı ve gerçeklerin olağanüstü derecede abartıldığı tespit edildi. Bu kez 2022'de İngilizler Avrupalıları 24 Şubat'ta Rusların Ukrayna'yı işgal etmek ve ilhak etmek için saldırdığına ikna etmeyi başardı. Moskova Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmaya çalışıyordu ve eski mülklerinin tümüne ard arda saldırmaya hazırlanıyordu. Bu versiyon Batı için büyük bir tuzaktan başka bir şey değil. Gerçekte ise Kiev birlikleri 17 Şubat öğleden sonra Donbas'ta kendi nüfuslarına saldırdı. Bana inanmıyor musunuz? O zaman Donbas sınırındaki agit raporlarına bakın. Rapora göre aylardır hiçbir çatışma olmamıştı. Ancak tarafsız örgütün gözlemcileri 17 Şubat öğleden sonra itibarıyla günde 1400 patlama gözlemledi. Hemen kendilerini hala Ukraynalı olarak gören ancak Ukrayna'da özellik iddia eden isyancı eyaletler Donetsk ve Luhansk harekete geçti. Onları korumak için 100 binden fazla sivil vardı. Çoğu Donbas'ın içlerine çekildi, Diğerleri Rusya'ya kaçtı. 2014 ve 2015'te bir iç savaş Kiev'i, Donetsk ve Luhansk'a karşı karşıya getirdiğinde maddi ve insani zarar sadece Ukrayna'nın iç işleriyle ilgiliydi. Bununla birlikte zaman içinde Donbas'ın Ukraynalı nüfusunun neredeyse tamamı göç etmeyi düşündü ve çifte Rus vatandaşlığı aldı. Bu nedenle Kiev'in 17 Şubat'ta Donbas nüfusuna yönelik saldırısı Ukrayna Rus vatandaşlarına yönelik bir saldırıydı. Moskova ise 24 Şubat'tan itibaren kurtarma operasyonuna başladı. Kronoloji tartışılmaz. Bu savaşı isteyen Moskova değil Kiev. Zelenski halkını kasten tehlikeye attı ve bugün yaşadıklarından tek sorumluluk taşıyor. Zelenski Donbas'taki çatışmayı Minsk anlaşmalarını uygulayarak çözmek istemediğini açıkça ilan etmekle kalmadı. Aynı zamanda vatandaşlarının okullarda ve yönetimlerde Rusça konuşmasını yasakladı ve ve daha da kötüsü, 1 Temmuz 2021'de bir ırk yasası imzaladı. Son 8 yılda Donbas'ta Ukrayna veya Rus hükümet istatistiklerine bağlı olarak 13.000 ila 22.000 arasında sivil öldürülmüştü. Bunun üzerine Rus ordusu önce Ukrayna topraklarını Donbass'tan değil, Belarus ve Kırım'dan işgal etti. NATO tarafından yıllarca kullanılan tüm Ukrayna askeri tesislerini yok etti, hedefi Ukrayna'yı batıdan arındırmak ve neonazi gruplarını Slavlardan arındırmaktı. Londra'daki propagandacılar ve dünya çapındaki yaklaşık 150 iletişim ajansı, Rusya'nın şanlı Ukrayna direnişi tarafından geri püskürtüldüğünde, mağlup Rus ordusunun ilk hedefinden Kiev'i almaktan vazgeçtiğine dair bizi temin ediyor. Sovyetler Birliği'nin sonunda Rusya, NATO'nun asla doğuya doğru genişlememesini talep etti. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve tarih bilen Almanya şansölyesi Helmut Kohl, Batı'nın bu taahhütte bulunmasını istedi. Almanya'nın yeniden birleşmesi sırasında NATO'nun Alman-Polonya sınırı olan oder nisse hattını asla geçmeyeceğini garanti eden bir anlaşma hazırladılar ve imzaladılar. Rusya bu taahhüdünü 1999'da ve 2010'da İstanbul ve Astana'da agit bildirileriyle sağlamlaştırdı. Ancak Amerika 1999'da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın NATO'ya katılımı, 2004'te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan'ın, 2017'de ise Karadağ'ın katılımıyla ihlal etti. Şimdi ise Ukrayna ile birebir Rusya'nın dibindeki ihlali, Rusya'nın amacını haklı hale getirmiyor mu? Evet Ukrayna halkı acı çekiyor. Savaşın acımasız olduğunu her zaman masum insanları öldürdüğünü görüyoruz. Bugün duygularımıza yenik düştük ve 17 Şubat'taki Ukrayna saldırısını görmezden geldiğimiz için yanlış bir şekilde saldırgan dediğimiz Rusları suçluyoruz. Batı 85 bini çocuk olmak üzere 200 bini açlıktan ölen Yemen'deki eş zamanlı savaşın kurbanları için aynı şefkati hissetmedi. Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı ve özellikle de Filistin'i hiç hissetmedi. Çünkü bütün bu ülkelerde ölen Müslümanlar Batı'nın gözünde yalnızca Araptı. Ukrayna ise şanlı bir direniş ordusu olarak kaldı. Nihayetinde Ukrayna'daki çatışma 24 Şubat'ta Rusya tarafından değil, o tarihten daha önce Ukrayna tarafından açıldı. Bu çevresel çatışma Washington tarafından Rusya'nın ardından Çin'in dışlanacağı bir yeni dünya düzenini dayatmak için planlanmıştı. Selametle. Nurettin Ceylan, Sesli Makale.com.tr